Safir TYT denemesi A kitapçı 6. soru arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış KLM tellerinin kalınlıkları ve uzunlukları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. İki nokta arasında gerilmiş bu tellerdeki gerilme kuvvetleri eşittir demiş. Bu tellerde oluşan atmaların hızları VK, VL, VM olduğuna göre bunların arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar atmaların hızlarını hangi formülle buluyorduk? V eşittir F bölü karekök içerisinde nü. Nü'yü bir hatırlayalım. Nü hocam birim uzunluktaki kütle miktarı. Şimdi baktığımız zaman uzunluğu biliyoruz ama biz kütle ile alakalı herhangi bir şey bilmiyoruz. Aynı maddeden yapılmış dediğine göre bu 3 tane telimizin de öz kütlesi eşit. Şimdi öz kütle formülünden D eşittir M bölü V. Kütleyi yalnız bıraktığınızda DV. Buradan bir şeyler çıkartabilirim. Hacme baktığınızda hacim dediğiniz taban alanı çarpı yükseklikti. Yani D çarpı S çarpı uzunluktan biz bu arkadaşların kütleleri ne yapabiliriz? Karşılaştırabiliriz. Önce kütlelerimizi karşılaştıralım. Sonra nü değerlerini karşılaştırırsak oradan hızlarına geçiş yapabiliriz. K'dan başlayalım. MK eşittir. Öz kütlesine D dedim. Kesit alanı S, uzunluğu L. Ben buna M kadardır diyorum. L'ye geldik arkadaşlar. Aynı madde olduğu için D dedim. S dedim. Fakat bu sefer uzunluk ne yaptı? 2L. Dolayısıyla kütlem de 2M. M kütlesini karşılaştırmak istersek D dedim. Baktığım zaman kesit alanı yani kalınlığı 2S, uzunluğu da 2L. Dolayısıyla bu arkadaşın da yani M'nin de kütlesi 4M yaptı. Kütleleri karşılaştırabildim. Daha sonraki adımım nülerini karşılaştırabilmek. K'dan başlıyorum. M dedim, uzunluğuna baktım L. Ben buna nü kadardır demek istiyorum. L için bakıyorum. 2M dedim. Uzunluğu 2L. 2L'leri gönderirsem bu arkadaş da nü kadar yaptı. Arkadaşlar son olarak M telinin nüsünü hesaplamak istiyorum. 4M bölü uzunluğuna baktığım zaman 2L sadeleştirdiğimde bu arkadaş 2 nü yaptı. Şimdi tekrar formülümüzü yazalım. F bölü nü kadar. Dikkat ederseniz nü ile hız ters orantılı. Yani birim uzunluktaki kütle miktarı fazlaysa hızı daha az yapıyor. K ve L'ye bakarsanız birbirine eşit. Ve bakın M'nin birim uzunluktaki kütle miktarı yani nüsü daha fazla. Dolayısıyla hızı ne olacaktır? Daha az olacaktır. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneği arkadaşlar.